öğretmenliği olarak görevlerimi devam ediyorum. Bunun yanında Fatsa Çevikler Spor ve İzcilik Kulübü kulüp başkanlığını yürütüyorum. Yine kulübümüz bünyesindeki izcilik faaliyetlerinin koordinesi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bilek güreşinde ulusal hakemlik yapıyorum. Yine geleneksel Türk okçuluğu ile ilgili de faaliyet ve çalışmalarımız var. Gençlerimize bu alanda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam, izcilik dediğimizde izciliğin çıkış noktası nedir, tarihçesi nedir? Bunlardan bahseder misiniz bize? Şimdi izcilik 1900'lü yılların başında Baden Powell diye bir İngiliz subay Afrika'da ve Hindistan'da, tabii İngilizlerin o bölgedeki savaş ortamında bir şehri, bir kasabayı alacaklar ama bir türlü alamıyorlar. Halk öyle güzel savunma yapıyor ki. Aslında bu İngilizlerin müthiş bir silahları var, imkanları var ama o bölgeyi alamıyorlar. Baden-Powell burada araştırma yapıyor. Bu halkın doğa ile iç içe olması, doğada korunabilmesi, saklanabilmesi, beslenebilmesi, bunu çok iyi yürütebildiklerini gözlemliyor. Ve daha sonra buradan almış olduğu tecrübeyi İstanbul'da, İngiltere'de Bronsa Adası'nda 20 tane gençle bu çalışmayı orada yürütüyor. Oradan almış olduğu deneyimlerle 20 kişilik bir genç izci grubu oluşturuyor ve daha sonra bunları lider yapıyor. Tabii bu 1907 yılındaki Baden-Powell'ın başlatmış olduğu çalışma. Ama nasıl yayılıyor? Bu çok enteresan. Baden-Powell'ın yetiştirmiş olduğu izcilerden bir tanesi Amerika'da havaalanında, şimdi izciler vatandaşın bir tanesi yardım bekliyor. Ağır yük var, taşıyamıyor ama çevrede hiç kimse yardımcı olmuyor. Bir tane genç yaklaşıyor ve bu ihtiyaç olan vatandaşa yardımcı olarak yükünün taşınmasına katkı sağlıyor. Ama bu yükünü taşımış olduğu kişi zengin ve o dönemin işte Amerika'da ağırlığı olan bir kişi. Gence sorarak, yani bu niye bana kimse yardım etmezken sen yardım ettin diye sorduğunda, ben izciyim diyor. Peki izcilik nedir diye anlat dediğin zaman izciliği anlatıyor ve bu Amerika'daki bu vatandaş bu çalışmayı destekleyerek hem bireysel hem de ekonomik olarak dünya çapında yayılmasına katkı sağlıyor. Zaten bir çalışmanın o dönemde Amerika'da hız alması bütün dünyaya kısa sürede yayılmasına vesile oluyor. Yani biz de Osmanlı'da 1908 yılında izcilikle ilgili çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ama bizdeki çalışmalar keşraflık adı altında. Aslında şuna ifade ediliyor. Yani Osmanlı'da 1900'lü yıllardan önce de Ürdün'de, Lübnan'da o resimler var. Federasyonun başkanımızın da bize göstermiş olduğu. İzci kıyafeti. Ve baktığımız zaman tarih 1900'lü yılların daha evvelinde. Aslında belki de izcilik çalışması Osmanlı'da yapılıyordu ama bu çalışmamız yapılmamış. Yani resmi kayıtlara bir şey olarak girmemiş. 1950 yılında aslında biz ne yapıyoruz? Dünya İzcilik Federasyonu'na dahil oluyor erkek izcilerimiz. Hocam, İzcilik Federasyonu nereye bağlıdır? Spor Bakanlığı'na mı? Hı hı. Milli Eğitim mi? İçişleri Bakanlığı'na mı? Bunu sormak istiyorum ben size. Çok güzel. Geleceğim aşamadaki soruyu ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Biz 1986'da kız izcilerimizi Dünya İzcilik Federasyonu'na soktuktan sonra 1991 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu kuruluyor. 2005 yılında da özellik alıyor. Yani şu anda özel bir yapıda, herhangi bir yere bağlı değil. Federasyon Başkanlığımız kendi bünyesinde çalışma ve hizmetlerini sürdürüp devam ettiriyor. Biz de onun bir üyesi, bir parçası olarak devam ediyoruz. Tarihçe böyle. Tabii biraz daha detaya girebiliriz ama çok da böyle yani, tarih evet. Kısmında kalmayalım istiyorum. Hocam, izciliği kimler yapabilir? Yani hangi yaş grupları yapabilir? Atıyorum, 60 yaşındaki bir abimiz, amcamız izcilik yapabilir mi? Veya 5 yaşındaki bir çocuklarımız izcilik yapabilir mi? O yaş grupları nelerdir? Hangi kategorilerde yapıyor? Biraz bunları bahsederseniz, zaten arkada da dönüyor. Bir bu konuda bilgi almak isteriz. Yani çünkü
izciliği şu anda herkes izcilik der, bilir ama aslında izciliğin içeriğini kimse bilmiyor. Sadece izcilik kamp olarak görülüyor. Hı. Bu konuda izciliği kimler yapabilir? Size sorun mudur? Şimdi zaten bizim izcilik Kemal Sunal ve Şener Şen'in filmlerinden daha çok insanların aklında kaldığı kadarıyla yer etmiş durumda. Bu da yine iyi bir tanıtım. Sonuçta reklamın, tanıtımın iyisi kötüsü. Reklamın kötüsü derler, olmaz derler değil mi hocam? Derler. Ama peki o programda olmasa çoğu vatandaşımız izciliği dahi bilemeyecek veya duymayacaktı. Bu açıdan güzel. Ben öncelikli olarak izcilik nedir? Biraz orayı açmak istiyorum. Şimdi izcilik din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaz. Politik kesinlikle değildir. Gençlerin eğitimi önceliklidir ve üniformalı yapılan bir gençlik faaliyetidir izcilik. Tabii bu izciliğin içinde hedef nedir? Çocukların psikolojik, ruhsal, sosyal, kişilik gelişimini sağlamak. Bu amaçla topluma kazandırmak diyebiliriz, evet, aslında tabii ki. Toplamda. Yani burada genci, bireyi topluma kazandırmak, eğer toplumdaki bir rolü varsa onu daha üst seviyelere taşıyabilmek, daha yararlı, insanlara sosyal iletişimi iyi kurabilen bireyler olarak ulaştırmak. Şimdi kimler izcilik yapabilir? Buraya geldiğimiz zaman resmi olarak 7 yaşında izciliğimiz başlar. 7-11 yaş arasındaki çocuklarımız, biz yavru kurt deriz. Bu yavru kurtlarımız izcilik ilk aşamasında yer alırlar. Biraz da o zaman bu kurt kelime olan Türklüğün, hı hı, adabından gelen bir şey mi oluyor yani? Yani biraz ondan, yani cengaver, atılgan, biraz daha eğitilmeye müsait, geliştirilmeye, evet, müsait olduğu için yavru kurt olarak ifade edilmiş. 11-15 yaşındaki gençlerimizin yavru kurt olarak başladı. Sonra ne oldu? Biraz daha büyüdüler. Bunlar oba oldular. Oba sistemi vardır izcilikte. Oba oldu. 15-18 yaşında ise artık ekip dediğimiz ocak sistemine geçerler. 18 yaşına kadar bir çocuğumuz 7 yaşından 18 yaşına kadar devamlı devam edebileceği gibi 17 yaşında gelen bir gencimiz de izci olmak istiyorsa izci olabilir. Yalnız 18 yaşından sonra izci statüsüyle değil de izci gönüllüsü olarak devam ederler. Diyelim ki bizim izcimiz yetişti, 18 yaşını bitirdi. Artık izci değildir, izci gönüllüsüdür. Ama bizim böyle yetişmiş izcilerimizden beklentimiz onların lider olması. Yeni izcilerin onların yetişmesi. Onların da artık yeni izcilere yetiştirmesi anlamına. Yani evet, spordan bakarsak antrenör, hı hı, eğitimden bakarsak öğretmen, evet, gibi. Çok güzel, çok yani güzel. Peki 30 yaşında veya 40 yaşındaki bir birey izcilikte kendini nasıl yer bulur? İzci gönüllüsü olarak bulur. Yani ama lider olmak istiyorsa tabii ki bunun kurslarına gidip lider olabilir. Bunda yani sıkıntı yok. Yani lise mezunu herkes lider olabiliyor. Peki liderlik kurslarını kimler verir? Bu kurslar hangi süreçlerde açılır? Hangi kurumlar tarafından açılır hocam? Bunu da madem bu, evet, konu güzel bir konuya değindiniz, ben de bunu sorayım size. Belki, hı-hı, ben de bir izci lider olmak isterim ileride. İnşallah ne güzel olur hem de. Sizlerle beraber çalışmak da büyük bir zevk verir bize. Teşekkür ederiz. Türkiye İzcilik Federasyonumuzun her sene yıllık plan dahilinde açılacak olan kurslar. Yani biz LTK, birinci aşama LTK kursları diyoruz. Sonra bu Oymakbaşı kursu gelir ikinci sırada. Oymakbaşı kursuna, yani LTK'yı almış bir izci liderimiz bir sene sonra LTK'ya gidip orada branş kursuna devam edebilir. Bunları İzcilik Federasyonu açar ve orada aradıkları özellik şudur. Yani biz aslında göründüğü kadar kolay bir iş değil. Şimdi orada belki izleyicilerimiz arkadan takip ediyorlardır. Çocuklarla açık havadayız sürekli. Yani doğayla, doğayla kampa götürüyorsun çocuğu, orada yatırıyorsun, işte açık doğa yürüyüşüne çıkartıyorsun. Burada federasyonumuzun kurslarında yetişecek olan liderin özelliğine bakıyorlar. Sabırlı mı? Gençlere davranışı nasıl? Ahlaklı mı? Yani ince bir detaydan geçirilir. Ondan sonra eğer bu çocuklarımız buna güvenilebilir, buna emanet edilebilir düşüncesi hakim olursa, o zaman federasyonumuz bizim kurslarımızdaki başarılarımızı onaylar ve bizi lider olarak
sahaya gönderir. Hocam program başlamadan önce konuşmuştuk. Aslında federasyonun burada yaptığı en doğal hak. Biraz önce konuştuk. Çünkü insanlar, anne ve ebeveynler kıyamadıklarını, çok değerlilerini size emanet ediyor. Aynen öyle. Doğada baş başa ve kırsal bir alanda. Onun için tabii ki bu ahlaki değerlere, işte bu sabra önem vermesi gayet normal. Bu konuda da İzcilik Federasyonu böyle bir şeye, ince noktaya değindiği için teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam, izcilikte bazı terimler var. Mesela ben not almışım. İzci andı. İzci andı bizim 3 aylık temel eğitimi almış olan izcilerimizin bir yemin töreniyle bunun artık okurlar ve izci, tam olarak izci olurlar. İzci anında aslında izciliğin bütün şeması, kabaca iskeleti ortaya çıkıyor. Çünkü izci andımız Allah'a ve vatanına karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık, ahlakça dürüst tutmak için elinden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. Bu, andımız bu. Bunu açacak olursak, bakın burada Allah'a karşı, Allah'a karşı vazifelerimiz, yani şimdi bazı hemen böyle namaz, oruç gibi geliyor ama bu çok değil. Dar bir çerçeve. Yani bizim bir kediye su vermemiz, yoldaki bir taşı kaldırmamız bile bu vazifelerimiz içinde. Yani çocuklarımızı manevi olarak Allah'a karşı görevlerimiz hususunda geniş, yani bir 360 derece ile onları yetiştirmek. Sonra vatanıma karşı vazifelerim diyoruz. Bir insanın vatana karşı vazifeleri denildiği zaman tabii önce askerlik geliyor, vergi geliyor ama yani ben şunu düşünüyorum. Bir suyu açık bırakmamak, elektrik lüzumsuzsa söndürmek bile vatanı görevlidir. Karşı çünkü israfı önlüyorsunuz. İsrafı önlemiş oluyoruz. Bedence sağlam. Çünkü sağlıklı olmayan insan başkasına yardımcı olamaz. Fikirce uyanık. Şimdi aslında fikirce uyanık kısmı biraz açılmaya ihtiyaç olan biridir. Neden? Günümüzde dijital ortamda birçok fikir bize empoze ediliyor. Televizyonlarda, dijital ortamlarda. Ama bunları sorgulamadan olduğu gibi aldığımız zaman gençlerimiz yanlış düşünce, fikirlere kapılma ile ilgili bir risk taşıyor. O yüzden biz istiyoruz ki fikirlerinde sorgulayabilen gençler yetiştirmek, ruhsal olarak kendini ifade edebilen gençler bizim işte bu antla beraber temel hedeflerimiz içinde inşallah. Evet sevgili seyircilerimiz, biz aynı zamanda YouTube ve Facebook üzerinden de yayın yaptığım için mesajlarınızı atabilirsiniz. Soruların, izcilikle ilgili kafanıza takılan soruları Sezai hocama mesaj yoluyla sorabilirsiniz. Bu arada da iki tane mesajımız var. Mustafa Korgancı, Sezai Batı hocama başarılar dilerim demiş. Teşekkür Mahmut ederim. Bölükbaş, hocam seni izliyorum demiş. Evet arkadaşlar, mesajlarınızı sorular şeklinde, merak ettikleriniz varsa izcilik konusunda, bunları da Sezai hocamı yakalamışken birinci tabii ağızdan almış oluruz. Hocam bir başkası, izcilik türesi. Evet. Nedir izcilik türesi? İzcilik türesi de izcilikteki bir gençte yine andın biraz daha genişletilmiş, açılmış detayıdır. Ben birkaç tanesinden size bahsedeyim. 10 tane maddesidir vardır bunun. Yani izci sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstüne tutar. Yani bir izcimizde biz bunu istiyoruz. Sözünün eri, dürüst, yalan söylemeyen. Yine izci yurduna, milletine, izci liderine sadıktır. Bu şu anda türeyi açıyorum size. Başkalarına yardımcı olur. Herkesin arkadaşı, tüm izcilerin kardeşidir. Yine izcilerimiz izci cesurdur, tutumludur, naziktir, güler yüzlüdür. Her türlü şartlar altında gülümsemeyi, neşeli olmayı başarır. Fikir, öz ve davranışlarında tutarlıdır. Yine bizim türemizde küçükler büyüklerine karşı saygılı, büyükler de küçükleri sever, korur. Bir de bitki ve hayvanlara karşı zaten bunu söylemeye gerek yok. İzci deyince direkt aklımıza gelen yani, doğa. Çünkü can, her canlı, Allah'ın yarattığı her canlı bizler için çok değerli. Çünkü Mevlam ona can veriyor. Evet. Her canlıyı sahiplenmemiz, onları korumamız gerekiyor. Bu konuda zaten
inancı olan ve vicdanı olan her kişi bunu yapması gerekiyor ama ezcilikle bu daha biraz daha işlenerek profesyonelce yapıldığını söylüyorsunuz. Doğru mudur hocam? Evet, doğrudur. Doğrudur. Yani hocam biliyorsunuz dünyanın, ülkemizin başında büyük bir felaket var. Bunun adı felakettir. Aslında bir afattır. Yani nedir? İşte bugünkü COVID-19. COVID-19 çok sektörü derinden etkiledi. İzcilik, izci çocuklarımızı, izcilik kulüplerini COVID-19 denilen bu lanet hastalık nasıl etkilemiştir? Tabii tüm spor branşlarında olduğu gibi bizim de özellikle geçen yılki faaliyetlerimizi tamamen sıfır noktasına düşürmüştü. Bu sene Zoom programlarıyla, online çalışmalarla çocuklarımızı biraz daha motive etmeye çalışıyoruz. Evde kamp faaliyetleriyle kulüp olarak veya Türkiye çapında, mesela bu hafta sonu federasyonumuzun evde kamp faaliyeti var. Bunu online sistem üzerinden mi yapıyorsunuz? Evet, online sistem üzerinde çocuklarımız bu hafta sonu evde kamp yapacaklar. Doğal çadırlarını kuracaklar. Yani battaniyesiydi, yorganıydı, hangi imkanları varsa oraya yatabilecekleri güzel bir imkanla işte online olarak farklı programlar kullanılarak bunlar yönlendirilecek. İşte normal bir kampta yapılanların ana şemasını yapıyoruz. Yani kalkıyoruz sabahleyin, evde küçük bir spor. Ondan sonra işte bizim teftiş tekmil dediğimiz sistemden sonra çocuklarımıza evde yapabilecekleri yemekler, işte mesela geçen yakında yapmış olduğumuz bir programdan biraz örnek vereyim. Yakın bir akrabayı arama, okuma saatleri, yine oradan izcilikle ilgili bazı güzel bilgiler, bazen ahlak ve değerler konusunda küçük sohbetler şeklinde böyle güzel bir iki günlük, cuma akşamı başlıyor, pazar günü ikinde bitiyor. Birinciyi bitirdik, yaptık. Şimdi bu hafta sonu inşallah ikincisi olacak. Hocam, yakın bir akrabayı arama dediniz, değineceğim ama ilk önce mesajlarımız var. Onları okuyalım. Sonra ona değineceğiz. Unutmayalım. Yakın bir akrabayı arama. Çünkü orada başka şeylerden de bahsedeceğiz. Ayhan Karacı, hayırlı programlar. Çok güzel konulara işliyorsunuz. Gençleri spora karşı bilinçlendiriyor, sevdiriyorsunuz. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Teşekkür ederim. Sebahattin Özgen, selam kardeş, başarılar demiş. Mevlüt Ebrem, bu izcilik gönül işi. Sezai hocam bu işi gönülden canla yapıyor. Başarılar demiş Sezai hocam. Teşekkür ederim. Serpil Hanım, Serpil Alem, iyi yayınlar. İzcilik ateşinin anlamını nedir? Anlatır mısınız demiş. Hocam bunu unutmayalım. Size sorudur. Şaduman Ünlü, başarıların devamını dilerim demiş. Evet, biz de izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum burada. Mesajları için. Hocam, yakın bir akraba aramak dedik. Günümüzde aslında gençlerimiz, büyükleri, yakınlarını, akrabalarını, belki kuzenler haricinde, biz kuzen demeyeceğim ona da, teyze, amca, hala çocukları diyelim, biz Türkçe olarak söylüyorum. Kuzen evet. Biraz bize abes kaçan evet. Bir kelime. Bu nebzede diğer hiç kimseyi tanımıyorlar. Aslında izcilikte burada da belli noktalar işleniliyor gibi geldi bana. Onun için bunu özellikle vurgulamak istedim. Bence bunu biraz daha açarak izcilik olarak sizler, çünkü yaparsanız örf adetlerimizi unutmamış olacak çocuklarımız. Büyüklerine saygılı. Örneğin ben de antrenörüm, sporcularım var. Sporcularıma şunu söylüyorum. Yaşlı bir teyzeniz, amcanızı gördüğünüzde elinde poşetleri varsa evine kadar yardım edin. Bir şey kaybetmezsiniz. Onların hayır duasını alın ki önünüz hep açık olsun derim. Bu konudaki düşüncelerini alabilir miyim? Çok güzel konuya değindiniz ama bu aramaktan ziyade biraz daha izcilik olarak bu işi açmaya ne dersiniz? Aslında tabii ki bazı güzel çalışmaların ön aşaması bir sonraki güzel çalışmanın devamına vesile oluyor. Burada hususi bir çalışmamız olmadı. Hani genellikle telefon üzerinden daha çok düşünmüştük ama bundan sonraki faaliyetlerimize bunu birinci sıraya alacaklarımızdan, yani ilk öncelik sıralamızdan bir tanesi olacak. Özellikle aslında şunu da... Siz bunları yapın, biz de çekelim, kanalımızda yayınlayalım. Ben bir de şey düşünüyorum, mesela buna ilave olarak toplumda yaşlı olarak kalmış, çok fazla kimsesi olmayan böyle belli bir yaş üstündeki büyüklerimizi de ziyaret edip onların da gönlünü almak gibi kesinlikle, bir çalışmayı da buna çok ilave için. Edebiliriz. Böylelikle hem akrabalarla bağlantının kopmamasına,
hem de bir sosyal proje olarak örf ve adetleri unutmamamıza evet. bir el öpmeyi unutmayalım. Yani o çok önemli bizim için. Sıla-i rahim deriz. Sıla-i rahim. Bu evet. çok önemli. Yani aslında güzel. Bununla ilgili inşallah bu pandemi sürecinden sonraki dönemde bu çalışmayı mutlaka dikkate alacağız. İnşallah. Hocam benim en çok dikkatimi çeken bir nokta vardı. O noktada şuydu. Çünkü ben de buna çok dikkat ediyorum. Çocuklarıma, sporcularıma her zaman bahsettiğim bir konu. Sıfır atıkla kahvaltı programı. Ben evet. buna bayıldım. Yani çocukların, ekranımıza da geldi. Çocuklarımızın kahvaltıya götürüyorsunuz toplu olarak ama yiyebilecekleri kadar erzak ve yemek almalarını sağlıyorsunuz. Ve masadan kalktıklarında tek bir tane parça kalmadan o sofra kalkıyor. Hatta biz dedelerimizden Allah rahmet eylesin şöyle bilirdik. Sofraya ekmek kırıntıları döküldüğünde parmağımızın ucuyla bastırıp onların çöpe gitmemesi için alır yedirirlerdi bize. O çok hoşuma gitti. Bundan biraz bahseder misiniz hocam? Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz izci türesi içinde izci tutumludur diye bir bizim ana maddemiz var. Tabii biz izcilerimizi sadece sofrada değil, yani sofrada da hiç atık bırakmadan en ufak detayına kadar tüketmeleri önemsiyoruz. Bunun için zaten bir kahvaltı programı tertip ettik, düzenledik. O görüntüler gerçekten gençlerimiz, izcilerimiz orijinal olarak tabaklarda hiçbir şey bırakmadılar. İsrafı tam noktada önleme diyelim. Yani İsrafı öyle, tam noktada önleme. Şimdi ben gerçekten o gün izcilerimle de gurur duydum. Çünkü ya bu tabağı boşaltıp resim çekebilirsin. Ama öyle değil. %100 orijinal bir resim. Ben bizzat takip ettim. Hı-hı. Orijinal hocam. Evet yani o tabii biz bunun yanında çocuklarımıza zamanı israf etmemenin, çünkü en değerli vaktimiz zamanımız. Kullandığımız bir eşyanın onun bile israf edilmeden tutumlu olarak nasıl kullanılacağına dair eğitimler, öğretimler yapmaya çalışıyoruz. Aslında izcilikte ya evladım gel bak bunu böyle yapacağım, bunu şöyle yapacağım diye bir şey yok. Biz eğitimlerin hepsini açık hava faaliyeti veya işte kulüpte yapmış olduğumuz faaliyetlerin içine serpiştiriyoruz. Kendimiz örnek oluyoruz. Onlara yaparak, yaşayarak öğretmeye çalışıyoruz. Zaten izcilikteki eğitim modeli budur. Kuru kuruya bir şeyi yazalım, oradan çizelim, oradan kafamıza bir şey tutalımdan ziyade biz izcilerimizin hayatına, ruhuna yani kanına işlemesinin için mücadele ediyoruz. O alışkanlık öyle bir yerleşsin ki o çocuklarımız yani kendiliğinden artık zaten tutumlu olsun. Ve çevresine de örnek olsun. Bizim temel hedeflerimizden bir tanesi bu gençlerimizi yetiştirmek. O gençlerin de çevresindeki arkadaşlara güzel örnek olması. Bunun da görüyoruz. Çevresindeki arkadaşlarına olumlu yansıyor. Veya olumsuz arkadaşlar varsa, düzeltemiyorsa oradan uzaklaştığını gözlemliyoruz. Bu da çocuğun arkadaş, akran edinme açısından da çok güzel vesilelere, yani, hayırlara vesile oluyor. Çocuğumuzu sokağa kaptırmıyoruz. Onu vatanına, ailesine, milletine, bayrağına vefalı bir birey olarak yetiştiriyoruz izcilikte yani, diyebiliriz. Evet, evet. Temel hedef zaten bu. Vatanını, milletini seven, manevi değerlerle ahlakını, yüklenmiş, ahlaklı ama kendisi kadar toplumu da önceleyen, toplumu da düşünen bir birey olarak onları sahaya... Zaten sadece kendini düşündüğü zaman ahlaktan ve vicdandan bence biraz vasat kalmış olur. Evet, çok doğru. Yani diyorsunuz. O toplumu düşünmeyen bir birey, sadece kendini düşünen birey, vasat bir bireydir bana göre. Benim düşüncem bu hocam. Hocam, Serpil Hanım'ın sorusunu unutmayalım demiştik. İzcilik ateşi nedir? Bunu ben de çok merak ediyorum. Hep yakıyorsunuz ya. Yani bu akşam programla birlikte ben de izcilik konusunda bilgilenmiş oluyorum ilk kez aslında. Şimdi izcilik ateşiyle ilgili tabii bizde bir ateş mecusilerin ateşe tapma olayı gibi şeyler var. Veya işte Nevruz'da ateş üstüne atlamak tarzında şeyler var. Bunlarla kesinlikle bir bağlantısı yok. Buradaki izcilik ateşi yani izciliğin bize kazandırmış olduğu o duyguyu, o ruhu ve temizliği. Yani ateş burada aslında bir temizliktir. Yani bizim içimizdeki manevi veya işte kişisel sorunlarımız, ruh bozuntularımızın tamamen ortadan kaldırılması ve bizim tertemiz, arınmış olarak o kamp sürecinde veya izcilik sürecinde böyle bir süreçten geçmemizin
sembolü gibi düşünebiliriz. Tabi bunun yanında ateş olmadan, orada bir sıcaklık olmadan toplanmak zor. Yani işin diğer bir boyutu daha var. Yani şimdi çünkü soğuk oluyor neticede. Biz kamplarda gece etkinlikleri yapar. O gece etkinliklerinde çocuklarımız gündüz gösteriler, skeçler veya işte böyle etkinlikler hazırlarlar. Bu gece etkinliği dediğimiz süre içinde o sunarlar. Orada biraz böyle bir muhabbet olur, hasbihal olur. Liderlerimiz çocuklarımıza bir şey anlatacaksa, öğretecekse, bir manevi değer veya incelikle ilgili işte bir değer kazandıracaksa, o ayakta ve o ateşin etrafındaki sohbet daha tatlı ve daha dinleyici oluyor değil mi? Mükemmel oluyor değil mi hocam? Bakın orada mesela bir çocuğu alırsınız, bir sene boyunca kapalı bir yerde anlatırsınız. Yani o unutur gider. Ama o orada yapmış olduğunuz anlatımlar, sunumlar, oradaki yaşadıklarını hayatı boyunca unutmaz. Ben unutmuyorum ki onlar da unutmayacaklarına inanıyorum. Hocam şeyi soracağım. Bu ateş yakıyorsunuz yani. Evet. Bu ateşi hadi çakmağı alıp yakıyor musunuz? Yoksa belli bir eskiden kav derlerdi, keçe derlerdi, bilmem ne derlerdi. Bu şekilde zor şartlarda yakmayı mı öğretiyorsunuz? Zor şartlarda nasıl yakılacağını anlatsak da şimdi işin biz pratiğine gelince biz çakmağı kullanıyoruz diyorsun. Çakmağı kullanıyoruz yani şimdi o kısmı ifade edelim. Yani anladım hocam. Yine mesajlarımız var. Muhammed Zahit Mindiloğlu. Sezai Başkanıma selamlar, hayırlı programlar diliyorum demiş. Teşekkür Ali Çiftçi ederim. Bizi izliyormuş, selam ediyoruz. Abdullah Kaynar, selamun aleyküm, aleyküm selam. Sayın hocam, Allah başarılarını daim etsin demiş. Teşekkür ederim. Mustafa Bölükbaş, Sezai Hocama başarılarının devamını diliyorum. Hocam bu işi severek yapıyor demiş. Sağ olsunlar. Recep Soysal, bu arkadaşımız bizi izliyormuş, teşekkür ediyoruz. Muhammed Zahit Mindiloğlu tekrar bir soru sormuş. İzcilik bir gönül işi ve Sezai liderin bu işi çok güzel sürdürüyor. Hızına dahi yetişemiyoruz demiş Muhammed Zahit Mindiloğlu. Sağ olsunlar, kendileri teşekkür ediyorum hepsine. Tabii ki sevgi, yani bir işi sevmeden oradan randıman alamazsanız, çocuğu sevmek gerekiyor, genci sevmek gerekiyor. Şimdi bir mesela kamp programları yapıyoruz. Bunlar kolay değil. Yani bir kampta çocuğun yani organizesi ayrı. Çocuğun orada hem mutlu olması hem de güvenliğini sağlanması, ailenin kafasının rahat olması için de orada müthiş bir mücadele veriyorsunuz aslında içinizde. Yani. Ama bu ancak sevgiyle olur. Yani birisine desen ki yap bunu, emin ol yani hiçbir şeyine karşılığı yok. Sevmek gerekiyor. Çocukları sevmek, izciliği sevmek, doğayı sevmek gerekiyor. Doğayı seven, insanı seven, zaten hayvanı her şeyi seven, seviyor. Her yani şeyi doğayı seviyordur. Seviyor. Yani bu sevgiyle beraber, devam ediyor. İş. Hocam şu var, ben hep söylüyorum bütün programlarında, yine söylemeden geçemeyeceğim. Bizim gençlerimizi, yeni yetişen çocuklarımızı gerçekten sahiplenmek lazım. Yani biliyorsunuz artık dünyadaki bu çekilen film, diziler, işte tabletler, bilgisayarlar çocuklarımızı yeterince zaten sosyal faaliyetlerden uzaklaştırdı, monoton bir hale getirdi, beyinlerini sadece elektronikle haşır neşir etmeye sağladı. İzcilik gibi, diğer spor branşları gibi, işte tiyatro gibi bu tür faaliyetlere aslında her ailenin çocuğunu yönlendirmesi gerekiyor. Biz bu tür faaliyetlere yönlenen çocukların da tam tersi okulda, biz bunun testlerini yapıyoruz. Dersler mükemmel derecelerde iyileşmeye gidiyor. Aslında velilerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Hocam dersten geri kalır. Hayır arkadaşlar. Kesinlikle dersten geri kalmıyor. Bakın 37 yıllık sporcuyum. 20 yıllık antrenörüm. Hangi sporcumun dersi zayıfsa bana geldikten sonra mutlaka dersleri düzeldi hocam. Siz öğretmensiniz. Bu konudaki fikirlerinizi de beyan eder misiniz? Size sonuna kadar katılıyorum. İzcilikten dolayı veya bu tür sportif bir faaliyetten dolayı başarısı düşmüş aslında hiçbir birey yok, hiçbir öğrenci yok. Ben bazı yoğun sınav haftalarında gençlere şunu sundum. Yani bu hafta çok sınavınız var, yapmayalım. Olur mu liderim dediler. Biz yani buraya geliyoruz, zihnimiz boşalıyor, az rahatlıyoruz. Burada enerji depolayıp ondan sonra daha rahat, daha güzel çalışıyoruz. Yani ben bu teklifle gittim aslında belki bir eğitimci olarak düşündüğüm için, biraz da aile baba olarak, anne olarak düşündüğüm için böyle bir yaklaşımla gitmeme rağmen izcilerimin hepsi hayır liderim biz gelelim yine faaliyetimizi yapalım. Bu bizim daha enerji depolayarak daha güzel çalışma yapmamıza vesile oluyor. Çünkü çocuklar deşarj oluyorlar ve oradaki
ortamda toprakla haşır neşir oldukları zaman, doğayla haşır neşir oldukları zaman aslında böyle bir rahatlıyorlar, boşalıyorlar. Eskiden karnımız ağrıdığında veya başımız ağrıdığında çok şey yaptığımızda toprakta yürütürlerdi bizi ki evet, ağrılarınızı alsın diye. Aslında atalarımız birçok şeyi biliyor ama maalesef ki işte şu yeni sistemde annelerimiz ve babalarımız, çocuklarımız bu işleri biraz daha hep çocukları dersle, hatta daha biraz kaba bir tarzda söyleyeyim, üst komşusu alt komşusundaki çocuğuyla çocuğunu at yarışı yarıştırır gibi yarıştırmaya gidiyorlar. Oysa ki belki o çocuk o derste başarısız ama bir başka sektörde çok daha başarılı bir şey olacak. Bu da ancak çocuğu keşfetmekle oluyor değil mi hocam? Evet tabii ki. Yani bu buradaki tabii ki ailelerimiz son dönemde biraz daha başarıyı önceleme, ister istemez bir başarı, yani gelecek kaygısı oluşuyor ailede. Hepimiz istiyoruz ki çocuklarımız üst düzeyde bir yer alsın, okusun, devlet memuru olsun öncelikli olarak da böyle bir arayış ve beklenti içinde oluyoruz. Garanti olsun. Yani garanti olsun düşüncesiyle, ama emin olun işlerinden öyle cevherler var ki belki bir demirci ustası olacak ama inanılmaz eserler ortaya koyabilecek, çok güzel projeler geliştirebilecek veya işte bir tarımdaki bir proje geliştirebilecek. Yani ben yani inek bakacağım diyen çocuklarım vardı ama çocuk ineği seviyor, bakmayı da seviyor. Tamam. Yani bunun şimdi verdiğin zaman eline ne olur? O hayvancılığı orada geliştirir, kalkındırır değil mi? Hmm. Ama ne yapıyoruz? Genellikle işte başarı memur olsun, garanti olsun bakışımız ister istemez devam ediyor ama bu tür faaliyetlerden çocuklara alıkoymamak lazım yani yine de hocam. Ben ona inanıyorum. Kesinlikle tabii ki. Faaliyetlere alıkoymamak. Hocam izciliğe yine döneceğiz ama izcilik arasında şöyle biraz serpiştirelim istedim. Ben takip ettiğim kadar sizi ve ekibinizi bilek güreşinde de varsınız. İzcilik Spor Kulübü olarak, Çevikler Spor Kulübü evet, olarak. Bilek güreşinde hakemlerimiz var Fatsa'dan bildiğim kadarıyla. Hatta Kumru'dan Yeter Bağ diye bir kızımız var. Avrupa evet, ve dünya üçüncüsü oldu. Biraz da bilek güreşinden hazır sizi yakalamışken, siz de ulusal hakemsiniz bildiğim kadar evet, bilek güreşinde. Teşekkür ederim. Bahseder miyiz hocam? Tabii ki sağ olun. Böyle bir imkanı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hatırlattığınız için de. Biz Fatsa Çevikler Spor Kulübü olarak bilek güreşine bundan 7-8 sene önce federasyonumuzun atağıyla beraber böyle bir merak saldık. Tabii bunun yanında bizim kulüp olarak biraz daha geleneksel sporlara ağırlık verdiğimiz, onları birazca öncelediğimiz söz konusudur. Neden? Ya zaten şimdi futboldu, voleyboldu, ana spor dallarında birçok kulüpler var. Yani bunu artık herkes yapıyor. Biz de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlarımızı biraz canlandırmak istedik. Bu vesileyle bilek güreşine atıldık. İlk yıllarda yani yaklaşık 5-6 defa Fasa turnuvası yaptık. Fasa turnuvasına Korgan, Kumru, işte bizim Fasa çevresindeki havzadaki ilçelerimizden Çamaş, Çatalpınar. Bu Domlupınar Spor Salonu'nda mı yapılmıştı evet, şampiyona? Ben yapılmıştı. Hatırlar gibiyim. Evet. bir senede yine Gençlik Spor Merkezimizin binasında yaptık. Burada gençlerimize ulaştık. Bu gençlerimize ulaşırken Yeter Bağ gibi ünyemizde de Avrupa'da derece almış sporcularımız var. Buradaki o bilek güreşindeki sporcularımız işte bu temelde burada yapmış olduğumuz elemelerden sonra kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonasına başarılı oldular. Avrupa'da üçüncü, dünyada üçüncü, hatta Avrupa şampiyonası gibi yüksek derecelere imza attılar. Ama burada Yeter Bağ kızımız Ordu'nun ufkunu açtı. Yani, kesinlikle o bir benim İstanbul'dan geldiğim seneydi. O Kumru'ya ilk geldiğim sene hatırlıyorum. Oğuzhan hocamdı galiba antrenörü evet, de. Onu da kulaklarını çınlatalım buradan. Oğuzhan hocam Sakarya Karasu'da şu anda okçulukta devam ediyor. Buradan da kendisine selamlarını ilettim ve bu vesileyle kulaklarını çınlatmış olduk. Evet. Ben burada Selim Akçay abimizin de kulaklarını çınlatmak istiyorum. Bu Ordu Devlet Hastanesi'nde doktor olaraktan çalışmasına rağmen Ordu'daki ideal Gençlik Spor Kulübümüzün bünyesinde ilk burada ateşi o yaktı. Şimdi onun da hakkını burada zikredelim. Maşallah. Hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Herkese dua ederiz hocam. Evet. O vesileyle bizler de bilek güreşinde gençlerimizi yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince imkanlarımız olduğu kadar. Ben de ulusal hakem olaraktan hakemlerin yetişmesine, onlarla beraber iletişim halinde bulunarak bu sporu daha üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenörümüz var mıdır hocam?
Yani Fatsa, Ünye, Kumru, Ordu civarında kaç tane antrenör? Beden eğitimi öğretmenleri zaten antrenörlük belgesi olmadan yapabiliyor bildiğim kadarıyla. Ama diğer mesela branşlar gibi antrenörümüz var mıdır? Yani şimdi bilek güreşinde antrenör sayısı Ordu il olarak 3-4'ü geçmez. Düşük ama sayıda diyorsun. Sayısı biraz daha düşük ama geçen kurs oldu. Aslında başarılıyız. Ordu olarak bilek güreşinde çok başarılı. Özellikle bayanlarda çok başarılı olduğumuzu biliyorum. Evet. O başarımız devam ediyor. İnşallah daha da devam edecek diye ümit ediyorum. Erkek sporcularımızı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz bu süreçte. Aslında resmi birkaç tane de bilek güreşiyle ilgili atabilirdik ama neyse. Daha sonra uzun uzun bir şampiyona sonra yeter Kütahya Üniversitesi'nde okuyor bildiğim kadarıyla. Takip ediyorum çünkü. Aynı ilçeden olduğumuz için de bizim gurur kaynağımız. Yeter inşallah en kısa zamanda Ordu'ya geldiğinde burada konuk edeceğiz kendini Avrupa ve Dünya Üçüncüsü olarak. O zaman sizi de konuk ederiz. Resimlerle birlikte hocam tekrardan bu işi işleriz. Bu ara yine mesajlarımız var hocam size. Onları da okuyalım. Oğulcan Yeşiller, liderime selamlar. İyi yayınlar diliyorum demiş. Fatoş Şengül, başarıların daim olsun değerli hocamızın demiş. Hasan Açıkgöz, ağzına yüreğine sağlık. Sezai liderim maşallah demiş. Hasan Açıkgöz, maşallah Sezai liderim, teşekkür ediyoruz demiş. Telat Evrem, liderim tebrik ederim. Program çok güzel ve akıcı devam ediyor. Başarılar demiş. Ümmet Mindiloğlu, Ümmet hocam galiba bu. Evet. Kimin lideri be demiş. Eyvallah Ümmet hocam. Sayın Ümmet hocam da yine. Sayın liderim, vedarı iftarımızsınız. Hayırlı hizmetlerinizin devamını diliyorum demiş. Yücel Tu Sezai hocam selamlar, başarılar diliyorum demiş. Hocam biz de mesaj gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Konumuz izcilikti. İzciliğe geri dönmek istiyoruz. Çocukları kampa aldınız. Kamptaki etkinliklerimiz genel olarak nelerdir? Uyku düzeni, spor, işte ders programı, yani o gün haftalık programlar mı yapılır, günlük programlar mı yapılır ve beslenmesiyle ilgili neler yaparsınız? Çocukların kendini beslemesiyle ilgili bir planınız var mı? Yani ailelerin yapıp getirdiği değil de çocukların kendilerinin doğada kaldığı zaman kendilerini doyurabilmek için yapabilecekleri bir projeleriniz var mıdır hocam? Teşekkür ediyorum. Kamplar hafta sonu veya uzun süreli kamplar olarak değerlendirilir izcilikte. Hafta sonu kamplarında cuma akşamı girilir, pazar akşamı biter. Ama haftalık kamplarda cuma akşamı giriyorsanız ertesi hafta pazar gününe kadar bu kampımız devam eder. Bir hafta 7 gün olaraktan. Kampın programını zaten başlamadan önce kampın sorumlusu öncelikli olarak hazırlar. Yani hangi eksikler var, kaç kişi katılacak, çadır vesaire, bunlar temin edildikten sonra izcilerimiz almış oldukları eğitim ile resimlerde zaten takip edilirse izleyicilerimiz kendi çadırlarını kendileri kurarlar. Matlarını, tulumlarını biz kulüp olarak bunları temin ediyoruz. O mat ve tulumlarını sererek orada kalacakları arkadaşları da tespit ederek onları oba oba, öbek öbek ayırırız. Bu şekilde yerleşirler. Tabii her şey planlıdır kampta. Yani askerlik yapanlar bilirler. Askeri bir dakika bile boş bırakmazsın. Biz hatırlıyorum şimdi, yani 5 dakika boş durduğumuz anda hemen insanlar konuşurken anlaşamama, tartışma gibi bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. İzci de aynı böyle. Eğer ne kadar güzel ahlaki değerler olsa da insanlığın bir anlık gereği olaraktan da boş bırakmaya çok da fazla gelmiyor. O yüzden dolu dolu programlar yapılır. Yani o çocuklarımız kampa girdiği andan itibaren kampın kuruluşu, yemek saati, işte çocuklarımızın manevi olaraktan yani ne yaparız? Biz namaz da kıldırırız çocuklarımız. O şekilde namaz vakitlerini ayarlar, kıldırırız. Namazlarını kıldırırız. Yani biz Allah'a karşı vazifelerini getiren bireyleri yetiştirmek istiyorsak bunları da öncelik olarak değerlendiriyoruz. Beslemeye gelince şimdi kampta, kamp ortamında hazırlamadık bu zamana kadar. Şimdi aslında bunlar da var izciliğin içinde. Çocuklarımızın kendilerinin hazırlaması gibi. Genellikle ortaokul ve ilkokul çağındaki izcilerimiz ağırlıklı olduğu için bu süreçte hani biz kulüpte bunları öğretiyoruz aslında ama kamp alanında
geniş katılım, şimdi 50 kişilik, 100 kişilik yemekleri yapacak organizasyonumuzu kamp alanında yapmıyoruz öncelikli olarak. Ama izciliğin içinde çocuklarımızın istasyon dediğimiz özellikle yerler vardır. Yani çocuklar mesela ne yaparsın? Bir değer öğretmek için diyelim ki 10 kişilik bir izci orada bir liderimiz eğitim verir. Öbürü işte izci çarkısı anlatır, öğretir. Öbürü işte ok dediğimiz, geleneksel okçuluk dediğimiz çalışmalarımızın yürütmesini yapar. Bu dönüşür, halka halinde dönüşür. Yemek saatlerinde, aralarda boşlukta bırakır, dinlendiririz. Geceleri, gece yürüyüşlerimiz olur. İzcilerimizi o işte saat 12-1'den sonra aslında uyuturuz. Uyuttuktan sonra uyanırlar, kalkarlar. Hiç ışık yakmadan, tamamen karanlık bir ortamda ve sessizce, tek sıra halinde yürüyerek bir yerden başka bir yere ulaşma. Aslında buradaki eğitimin temeli olası bir risk durumunda ses olmadan bir yerden başka yere nasıl gidilir? Yani bunun aslında komando eğitimi gibi bir şey oluyor hocam. Yani şimdi zaten bizim üniforma ve eğitim sistemi askeriyeden sonra belki de en disiplinli eğitim uygulamasıyla beraber. Çünkü o izcilerle beraber sahada disiplin olmazsa Allah korusun. Yani istemediğimiz sonuçlarla karşılaşma gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden mümkün olduğunca izcilerimizin başında, gözetim altında onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Az önce dediğiniz liseli gençlerle o dediğiniz faaliyetler yapılabiliyor. Hike dediğimiz hayatı idame etme kursları, yani hayatı idame etme. Burada zor şartlarda kendinizi geliştirme, doyurma, barınağını sağlama mıdır adı toplamdaki? Yani aslında öyle. Şimdi izcilerimize iz işaretle dediğimiz bizim izcilikte kullandığımız işaretler var. Bu odun veya işte taşla şekiller oluşturulur. O yön verir. Yani işte ileride 3 metre sonra sağa git, 5 metre sonra su kuyusu var dikkat et, 10 metre sonra işte köpek var oraya göre ayarla kendini gibi ve senin gideceğin kamp alanına ulaştırır. Burada izciler hiç pişmiş yiyecek götürmezler. Diyelim ki işte biraz önce bahsettiğimiz kendi yiyeceklerini kendilerinin temin ettiği bunu ve şey yapıyoruz. Kampta sadece bir gece yapıyoruz. Kampta bir gece çocuklar bu kendi başına orada hayatını idame edeme. Sıfırdan çadır kurarlar. Çadır götürmezler. Orada yeni kuracakları kampta naylon götürürler. Gerekse branda götürürler. Orada çadırlarını kurarlar. Orada beslenmesini, hatta yani tuvalet ihtiyacı için bile yeni yer yaparlar güzel bir şekilde. Oraya bir yerleşim yeri kurarlar. Bir gecelik de olsa orada hayatını idame edebilecek pozisyonu sağlamış olur. Şimdi obalarda eskiden bizim atalarımız oba beylerine çıktığı zaman işte biliyorsunuz yörükler genelde bu işi çok yaparlardı. O yerleşimi gibi. Burada kendi şehrini aslında şehir diyelim. Kendi şehrini, kendi yaşam alanını kendi oluşturuyorlar. Evet. Güzel bir şey. Hocam bir sorum olacak ama ondan önce birkaç mesajımız var. Atlamadan okuyalım inşallah. Zeki Erzurumlu, Zeki Hocam. Benim de çok sevdiğim bir hocamızdır. Ahmet Hocam ve Sezai Hocam ikinizin de başarılar diliyorum demiş. Abdullah Hızlı, Allah başarılarını daim eylesin inşallah hocam demiş. Serpil Hanım, Serpil Alem, peki izcilik kursu ücretli midir? Benim de sorum arasında vardı. Gelirleri nereden sağlıyorsunuz diye. Bunu hatırlatın hocam, soracağım. Hasan Boruza, biraz soy isim Hasan karışık olunca. Size liderim kolay gelsin. Başarılar dilerim. Her kulvarda koşturan başarılı liderime, moderatör Ahmet Bey'e selamlar demiş. Aleyküm selam. Hocam bu ücret konusuna geleceğim ama ondan önce benim size tam konunun içerisinde de işte izciliğin şeyleriyle ilgili kıyafetlerine değindiniz, disipline değinmişken aslında boynunuza taktığımız bir florlar var. Yanınıza da bir tane getirmiştiniz. Bu florların anlamı nedir? Renkleri nedir? Bunlardan bahseder misiniz? Şimdi izciliği bilen kardeşlerim var. Onlar belki düşünmüş olabilirler. Neden liderimiz florsız şu anda diye. Fonla aynı renk olduğu için, yansıması olumsuz olduğu için öncelikli olarak boynumdan çıkartmak durumunda zaten kaldım. Zaten şu anda da aynı şekilde yansıyor. Yani canlı yayını gözüküyor. Böyle bir aciz var. Yeşildir aslında rengi aslında, arkadaşlar. Bu rengimiz yeşil ama siyah gözüktüğü için o yüzden fuları çıkartmak durumunda kaldım. Yeşil
Oymakbaşı liderinin takmış olduğu flardır. Az önce bahsettik ya biz yavru kurtlarımız vardı, obalarımız vardı, erginizcilerimiz yani liselizcilerimiz vardı. Bunların liderlerinin takmış olduğu flarlarıdır. Sarı renk mesela bizim yavru kurt dediğimiz öbeklerin takmış olduğu flarlar. Bunu liderlerimiz takıyor tabii ki. Her kulübün kendi belirlemiş olduğu bir renk vardır. O ayrı. Onlar izcilerimiz takar. Ama liderlerimiz de öbek başı olan onlar sarı. Standarttır. Onlar kulüp olarak standarttır. Yani ben mavi beyaz yaparım. Sen sarı kırmızı yaparsın mesela kulüp olarak. Federasyonun belirlediği. Yok. Mesela bizde şöyle bahsedeyim. Bir karateci işte beyaz kemerden başlar. Sarı, yeşil, turuncu, mavi, kahverengi, siyah. Der siyah ustalar takar, öbürküler takamaz. Yani Türk dünya genelinde böyledir ama siz de kulüp istediği rengi belirler diyorsunuz. Tabii ki. Kulübün tamam. Ana renkleri belirici olur. Bir de liseli bordo takar. Eğer bu milli ise veya işte tahta kursuna gitmiş bir liderimizse kırmızı beyaz fulara takar. Kırmızı beyaz fuları normal bir lider takmaz. Anladım. Şimdi hocam, izcilik kulüpleri var. Bu kadar faaliyetler yapıyorsunuz. Bunların da bir giderleri ve maddiyatı var. Üyelerinizden bu izciliğe katılan arkadaş izcilerden mi bu ücretler talep ediliyor? Yoksa bağışlarla mı dönüyor? Yoksa kurumların desteğiyle mi dönüyor? Bu konuyu merak eden arkadaşlarımız var. Açıkçası ben de merak ediyordum. Zaten sorularım arasında not vardı. Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizinle? Kurumlardan çok fazla desteğimiz olmuyor öncelikli olarak bunu ifade edeyim. Bazen federasyon destek oluyor mu diye ifade ediliyor. Federasyonlar olmuyor. Federasyonlar olmadığı gibi olmuyor. Şimdi yeni artık gelen para sistemde da istiyor. Bir de para istiyor. Biz de federasyon içindeyiz onu yani biliyoruz. O istemeseler daha iyi. Aslında bize biraz daha destek olmuş olurlar. Burada mutlaka belli bir ücrete oluyor ama böyle çok fazla bir meblağ olmuyor. Cüz'i bir miktar. Onda yine topladığımız paraların yine çocuklara harcanılıyor. Biz kulüp olarak ne yapıyoruz mesela? İşte o toplanan paraları bir havuza biriktiriyoruz. Çocukları mesela havuza götürüyoruz. Havuz 15 lirası 10 liraya götürüyoruz. O 5 lirasını yani çocuklardan 15 yerine 10 lira istiyoruz misal. 5 lirasını oradan karşılıyoruz. Kamp yapacağız. Maliyet 100 lira. Ama çocuk veliden direkt 100 lira para almak yerine ne yapıyoruz? O birikmiş olduğumuz havuzdan 100 lira yerine kamp diyoruz 50 lira misal. Bu şekilde yine faaliyetlerde çocuklarımıza bir şekilde dönüş oluyor. Veya ücretsiz onları bir faaliyet. Mesela diyelim ki halı sahaya gidiyoruz. O halı sahaya ücret almadan mesela çocuklarımızı götürebiliyoruz. Evet. Bu şekilde o da yani geçen sene mesela yani 40-50 lira gibi bir ücretti aylık ki. Yani bu hattı şey bile olmaz yani. Evet. Yine para aldık sayılmaz diye düşünüyorum. Yani. Yok. Zaten kesinlikle. O da çünkü o yapılan faaliyetlere baktığım zaman çünkü biz de sporun içindeyiz ve gerçekten külfetli ve maliyetli şeyler. Adnan Sobi kıymetli abim, bizim de değer verdiğimiz bir abimiz. O da burada bir STK'larla ilgili bir program yapıyor kendisi aynı zamanda. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ahmet Bey kıymetli konuğunuza da izleyicilere de sevgi ve selamlar demiş. Aydın Aydemir, selamünaleyküm, aleykümselam. Sizler ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum demiş. Hocam biliyoruz ki birçok konu daha fazlası var ve bitmez. Ama bir konuyu daha soracağım. Ondan sonra yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. 40 dakikalıktı programımız. Şu anda bir saati bulduk. Çocuklarımızı alıyorsunuz, gezilere götürüyorsunuz. Bizim en büyük veda iftarımız olan, geçilmez boğazımız olan, şehitlerimizin, atalarımızın, dedelerimizin kanıyla sulanmış topraklar olan Çanakkale'yi gezdiniz. Evet. Orada kamplar yaptınız. O yaştaki çocuklarımıza atalarını öğrettiniz. O yaştaki çocuklarımıza atalarının bu topraklar için neler yaptığını öğrettiniz. Bu kamptan biraz bahseder misiniz? Şimdi milli manevi değerlere sahip gençler yetiştirmek diyoruz ya. Hani bir Japon'un sözü var. Yani bu milletin nasıl ruh olarak ayağa kalkması olur, mümkün olur diye. Hani bizim çocuklarımızı Hiroşima ile Nagasaki'ye götürüyoruz. Oraya gösteriyoruz. Bakın çalışmazsanız bu olay başımıza tekrar gelir. Bunu anlataraktan çocuklarımızı motive ediyoruz. Bizim de Çanakkale'miz var aslında. Çanakkale'ye gidildiği zaman bir gencimiz orayı gezdiği zaman etkilememesi, o milli ruhu, o duyguyu yaşamaması mümkün değil.
Biz bir de o şehitlerimizle günlerce koyun koyuna yatıyoruz. Yani çadırı kuruyoruz ama çadır kurduğumuz yerler sonuçta orada hep şehitlerimizin olduğu tabii, yerler. Yani onların onlarla o toprakların her bir bölümünde biz de gittik defalarca. Şehitlerimizin kemikleri ve kanıyla sulandığı söyleniyor. Aslında koyun koyuna yatıyoruz. Doğru söylüyorsunuz yani hocam. Yani ben onların üstünde değil. Onlarla koyun koyuna. Çocuklarımız orada şehitlerimizle kucaklaşıyorlar. Yani o maneviyat çok farklı. Bir de biz o kampta 57. alay yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Ana fikir orası zaten. Hani tabii ki Çanakkale'yi geziyorlar. O manevi ruhu alıyoruz ama o Çanakkale sabahleyin ezanla beraber top sesleri. Allah Allah sesleri. Yani gerçek bir, burada federasyonumuzu gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sabahleyin savaş ortamıyla uyanıyoruz. Sanki o ruh, o eda ile çocuklarımız, izcilerimiz kalkıyor. Sıraya giriyoruz yürüyüş için. Burada bir çorba ikram ediliyor. Şehitlerimizin içmiş olduğu çorba. Aynısından buğday çorbası. Bir de kına yakılıyor. Yani bu evladımız vatana kurban. Bu anlam önemli. Biliyorsunuz askere giderken de çocuklarımız kına yakılır. Evet. Orada evet hocam. Bu gerçekleştirilir ve 57. alay yürüyüşünü gerçekleştirir izleyicilerimiz. Hem yürüyüşle çünkü 57. alayın Çanakkale Savaşı'ndaki önemini yani biliyoruz. O ruhu yaşarlar. Bu şehitlerimizle koyun koyuna yatmanın vermiş olduğu maneviyatı alırlar. Ve döndüğümüz zaman çoğu izleyicimiz hemen işte profil resmini Çanakkale şehitliğine çevirir değil mi hocam? Oradaki yaşamış evet. olduklarına çevirirler. Şimdi bu çocuk için, genç için inanılmaz bir motivasyon. Yani bu ülkeye sahip çıkma adına, bu ülkeyi sevme adına, atalarımıza olan görevlerimizi ifade etme açısından çok güzel, çok değerli bir kamp ortamı orada yaşıyoruz. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Son sözlerini alacağım ama ondan önce iki tane daha mesajımız var. Onu da okuyalım, arkadaşlarımıza haksızlık olmasın. Sonra son sözlerini alıp programımızı bitireceğiz. Yüksel Yakıncı, hayırlı yayınlar, başarılarınızın devamını dilerim. İlhan İriç, Sezai hocam, gençler ve çocuklarımızın sportif manevi eğitimleri için gösterdiğiniz çaba ve gayretlerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz demiş. Bizler de size teşekkür ediyoruz izleyicilerimiz olarak. Evet Sezai hocam, programımızın sonuna geldik. Aslında konuşulacak o kadar çok notlarım var ki ama evet. Maalesef bir başka programda yine inşallah bir gün sizi çocuklarınızla konuk ederiz. İnşallah. Ben son sözlerinizi alıp programımızı bitirmek istiyorum. Programa başlamadan önce bir saatle konuşacağız derken şimdi düşünüyorum konuştuklarımızın yarısı kadar ancak konuşabildik. Söylemiştim ama zaman, değil mi? Evet, zaman gerçekten çok hızlı, çok güzel sizlerle muhabbet etmek, seyircilerimizin, dinleyicilerimizin karşısında olmak gerçekten çok güzel. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için bize. Fasla Çevikler ve Sezai Batı olarak, ekibimiz olarak, bizim gönül verilmiş olan kulübümüzdeki yönetim üyeleri olmak üzere arkamızda duran velilerimiz, bize o çocuklarını, o yavrularını güvenip teslim eden o velilerimiz de hepsine sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bu bir ekip, beraber bir ekip oluşturarak çocuklarımıza faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Temel hedefimiz, yani niye biz izcilik yapıyoruz, Fasla Çevikler niye izcilik yapıyor diye özetlersek, çocuklarımızın milli, manevi, ahlaki değerlerini almış, kendini geliştirmiş, bencil olmayan, toplumdaki sorunlara el atabilen ve sorumluluk sahibi, kendine güvenen, kendisine güvenilen birey olarak onları topluma kazandırmak. Temel prensiplerimiz bunlar. Bunları yapabilmek için de çocuklarımız açık alandaki faaliyetlerimizde halı saha, mesela halı saha yapılır ama kimse kimseyi kırmaz, üzmez. Hatta mesela çok eline değmiştir, dürüstüz biz yani. Özür dilerim. Liderim, yani elime değdi. Siz görmediniz ama benim elime değdi. Yani bu aşamaya gelir izcilerimiz. Dürüst evet. olarak. Bu dürüstlüğün olarak, bir simgesidir yani, aynı zamanda hocam. Evet. Yaşayarak çocuklarımızı hayat içinde o dijital ortamdan uzak, çalışmalarımız da telefon olmaz. Yani telefon kesinlikle bizim çalışma esnasında söz konusu değildir. Bence zaten de. Yeterince telefonla içli dışlı oldukları için böyle bir uygulamamız var. Biz de doğal beslenme, yani bahsettik az önce, çalışmalarda hiç yapay gıda ürünlerine müsaade edilmez. Bu şekilde gençlerimizin, hani diyoruz ya,
kişisel gelişimlerini, beslemesini, fikrini, zikrini, kendilerini ifade edebilen, topluma kazandırılmış birey olarak görmek, yetiştirmek en büyük hedeflerimizden. İnşallah daha çok gencimize, daha çok çocuğumuza ulaşırsınız. Temennimiz budur. Onlara gerçekten ahlaklı, vatanını seven, bayrağını seven, büyüklerini seven bir birey olarak bu vatana kazandırırsınız diyorum. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bu akşamki konuğumuz Fas'ta Çevikler Spor ve Ezcilik Kulüp Başkanı Sayın Sezai Batı Hocam'dı. Sezai Batı Hocam'la ezciliği konuştuk. Bir arada bilek güreşini konuştuk. Bir başka programda yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.